sözleşmeyle, avukatlık sözleşmesiyle ilgili hükümleri hiç göz atan oldu mu aranızda daha önce? Tabii ki daha önce. Efendim? Ben daha önce hiç bakmadım. Peki yanında staj yaptığınız avukatlar sözleşme alışkanlığına sahip mi değil? Hayır, değiller. Ben şahsımızı yapamam. Eş dost ilişkisiyle büyütüyor. Doğru. Şeyde o eş dost ahbap ilişkisinde para almada sıkıntı yaşıyorlar. Alamadıkları oluyor. Genellikle yaşanmıyor ama bu da yaşanmayacak alanlar. Efendim? Kalbince... Davayı terk edince ne yaptığında vereceğiz plan olduğunda alamayan çok insanlar aslında mikrofonla yani davayı kazanmak gibi bir şart düşünüyorlar. Yani aslında şart hani başka bir şey anlaşmıyorlar ama daha sonra veririz diye anlaşıyorlar. Dava kaybedilince ne yaptın ki oluyor? Borç kutaklı diye söylüyorlar bu kazanınca da. Şimdi işin para kısmı sıkıntı. Diyeceksiniz ki hocam şimdiye kadar her şeyi öğrettiniz, öğrettiniz. Nasıl para kazanacağımızı öğretmediniz. Nasıl para kazanacağınızın yolu tek aslında. Kanuna uygun davranış. Şimdi başında olduğunuz için avantajlı. Ben bu eğitim barolar ve gün meslekçi eğitim semineri de var bir yandan. Orada da veriyorum. Orada tabii daha detaylı. Sizde özetinin özeti şeklinde olacak ama can alıcı taraflarını anlatacağım. Tek ricam avukatlık sözleşmesi yapmayı bir prensip edin. Prensip edinirseniz kazanan tarafta olacaksınız. Belki birkaç kişi sizinle çalışmak istemez başlangıçta ama emin olun o sisteminiz oturduktan sonra daha rahat çalışırsınız. Şimdi avukatlık sözleşmesi mi, avukatlık ücret sözleşmesi mi? Onu sorayım size önce. Ücret sözleşmesi. Ücret sözleşmesi. Bu ücret sözleşmesi tabii en önemli sağladığı ücret sözleşmesi. Avukatlık sözleşmesi bizim müvekkille aramızdaki vekalet ilişkisi, ücret sözleşmesi karşılık iki farklı şey. Nereye yapacağım? Ücret sözleşmesini kiminle yapıyoruz? İkisi tane kişiyle. Ama tabii belli sınırlar var. İkisi de aynı şey. Bence ikisi çok farklı. Avukatlık sözleşmesi zaten vekaletnameyle kuruluyor. Yani avukatlık ücret sözleşmesi de vekil aradaki ücretini kararlaştırıyor. Vekaletnameyle nasıl kuruluyor? Ben onu çok anlamadım. Yani sana vekalet verdi mi orada bir nevi aramızda bir avukatlık sözleşmesi var. Zaten avukatlık sözleşmesinin içine ücret sözleşmesine dahil edebiliyoruz. Bu işi karşılığında şu kadar para alabiliriz diye. Tamam. Önce bir şeyi netleştirelim. Yani benim gördüğüm, izleyici olarak gördüğüm bir haftanın özeti hukukçuyuz. Kavramlarda bir netliğimizin olması lazım. Doğru kavramları doğru şekilde, doğru yerde ifade etmemiz lazım. İbrahim'in söylediği vekaletnamenin verilmesiyle başlayan avukatlık sözleşmesi değil. Vekalet ilişkisi ama borçlar kanundaki vekaletten bahsetmiyoruz. Sadece vekaletnameyi sizin almanız da yeterli değil. O işte avukatlık yapmayı, siz o vekaletnameyi ilgili makam neresiyse oraya ibraz ettiğiniz zaman da siz söylemiş oluyorsunuz. Ben bu kişinin vekiliyim. Bunun hukuki yardım noktasında danışmanlığını yapacağım. Şimdi uygulamada uzun yıllardır avukatlık yapan meslektaşlarda da aynı sıkıntı var. Avukatlık sözleşmesi mi, avukatlık ücret sözleşmesi mi problemi? 163 ile 175. maddeler arasında bizim bu para kazanma sorunumuza ilişkin 163 ve 175 bu maddeler dahil. İki tane mülga olanı var. İşte yaklaşık 10 tane madde. Bütün ücret ilişkimiz düzenli. 163'ün başında da zaten avukatlık sözleşmesinin kapsamı diye bir başlık atmış. Yani avukatlık ücret sözleşmesi değil, avukatlık sözleşmesi. Çünkü tek sorunumuz alacağımız ücret değil. Avukatlık sözleşmesinin içinde birden çok ilişkiyi düzenleyebiliyorsunuz.
O nedenle bir kere karlı avukatlık sözleşmesi olarak oturtmanızı rica ediyorum sizden. Ücret bu sözleşmenin bir maddesi, bir parçası olabilir ya da birden çok maddesi ücrete ilişkin hükümleri içerebilir. Okuyarak gideceğiz bazı maddeleri daha önce göz atmadığımız için. 163 diyor ki, avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar genel hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir. İkinci fıkra o sınırımızla ilgili zaten. Şimdi bu sözleşmenin kurulması için en önemli kısımlardan birisi 163'te de açıkça söylüyor. Belirli bir hukuki yardım arkadaşlar. Bir hukuki yardım yoksa avukatlık sözleşmesinden bahsedemeyiz. Bir hukuki yardım yoksa avukatlık sözleşmesi olmadığı için bir avukatlık ücretinden de bahsedemeyiz. Bir müvekkilimiz ama hukuki bir yardım değil, temsilen söylüyorum, arabasını satacak. Ve devir işlemleri var. Arabasını satması için kolaylaştırıcı bir takım işlemleri yapıyorsunuz. Normal bir satış işlemi. Onun adına satıyorsunuz. Bunun hukuki bir niteliği yok. Ama nizalı bir satış, üzerinde bir icra var, vekil sıfatıyla onu kaldırıyorsunuz, satışıyla ilgili işlemleri yapıyorsunuz, bu bir hukuki yardım. Normal bir satışta ya da aynı kişinin evini avukat sıfatıyla değil de bir hatır ilişkisiyle kiraya verdiniz. Bir kiracı buldunuz, al kardeşim bu evin anahtarı, her ay 500 lira ödeyerek burada ikamet edebilirsin. Paranı da işte bu evin sahibi falancının şuradaki hesabına yatırırsın. Hadi al asmalık diye bir şey söyledi. Burada bir hukuki yardım yok ama aynı kişiyi temsilen bir kira sözleşmesi hazırladı. Avukat sıfatını kullandı ya da kullanmadı. Burada bir hukuki yardım var. Sadece hukuki yardım. Hukuki yardımı sınırını nasıl belirleyeceğiz? İkinci madde avukatların yapabileceği işleri sıralıyor. Yani hukuki yardımdan kastımız avukatın tekel hakkı kapsamında yapılan faaliyetler. Orada netiz. Onun dışında hukuki yardımı belirledik. Sözleşmemizde bunun adını açıkça koyacağız. Yaptığımız her hukuki yardım ayrı bir ücrete tabi çünkü arkadaşlar. Her iş ayrı bir hukuki yardım. Veraset ilanı alınması bir hukuki yardım. İzale-i şuyu davası açılması bir hukuki yardım. Siz sözleşmenizde hukuki yardım olarak sadece ortaklar arasındaki ortaklığın giderilmesi davası dediyseniz, veraset ilanı almayı bunun parçası olarak değerlendirip değerlendirmemeniz size ayrı ücretler yaratacak. İfadeleri şu şekilde kullanabiliriz. Hepiniz kendi sözleşme kavramınızı oturtturun. İşte iş sahibi falanca ile diğer ortakları olan şu mirasçılar falancanın mirasçıların arasındaki ortaklığın giderilmesi için bir dava açılması. Veraset ilanına bir şey söylememişsiniz. Davranış şekliniz geliştirebilir ama bu davanın açılmasının yanında, bu davanın yürümesiyle ilgili diğer hukuki yardımlar da ayrı ücrete tabidir dediğinizde her biri için ayrı ücret alacaksınız. Doğrusu bu sizin niteliğinizi arttıracak. Ondan sonra bu sözleşmenin taraflarından birisi mutlaka avukat olacak. Bu tarafta iş sahibi. İş sahibi gerçek kişi olabilir. Tüzel kişi olabilir, bir kişi olabilir, birden çok kişi olabilir ama bir tarafı mutlaka ve mutlaka avukat olacak. Avukat değil de başka birisi ise normal borçlar kanunu genel hükümlerden bildiğimiz vekalet sözleşmesi ortaya çıkar. Bu avukatın da baro levhasına kayıtlı olması lazım. İşten yasaklanmamış olması lazım. Yani şu sözleşmenin konusu olan hukuki yardımı
verebilecek statüde bir avukat olması lazım. Bu noktada mesela avukatlara çeşit olarak öngörebileceğimiz kamu avukatı, işte bir şirkette kadrolu olarak, avukat olarak çalışan kişiler, bu bir kamu kurumu olabilir, işte kamu avukatları olarak ifade ettiğimiz meslektaşlarımız ya da bir şirkette sigortalı olarak çalışan avukatlar olabilir. Bunlar bu söylediğim statünün dışında. Eğer çalışmaları esnasında onların da aktettikleri sözleşmelerin içerisinde işte avukatlık sözleşmesi düzenleyebilir gibi ayrı bir hüküm yoksa onların problemleri iş kanunu hükümlerine göre çözülecek şeyler. Çünkü iş aktı, iş hukuku ilişkileriyle işlerini götürüyorlar. Bizim buradan kastımız ya serbest çalışan avukat ya bir başka avukatın yanında çalışmakla birlikte sözleşme yapabilme hakkı olan avukattan bahsediyoruz. (Gülüyor) 164. madde sözleşmenin dışında sizin şu biraz önce söylediğiniz avukatlık ücreti kısmını düzenliyor. Bir takım sınırlamalar koymuş. Öncelikle şeyden bahsediyor. Avukatın bu bahsettiğimiz hukuki yardımının karşılığı olarak bir meblağ veya değer. Değer de olabilir, meblağ da olabilir. Bildiğimiz para cinsi ya da parayla ölçülebilen başka bir şey. Devam ediyor. %25'i aşmamak üzere dava veya hüküm olunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak belirlenir diyor. Bize yavaş yavaş sınırlar koyuyor. Zaten bizim hukuk sistemimizde kanunların metodolojisinde genel olarak bir tanımı yapar, arkasından sınırlamalar, istisnalar şeklinde gider. Elimizde bir %25'imiz var. Devam ediyor. Dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. Bu ifade sizde bir şey çağrıştırıyor mu? Peki, bunu soruyoruz. Tax komisyonu ödedikleri Kore'nde değil mi? Nasıl? Böyle konuşuyorum. Tabii yani. Tax komisyonu oluyor. Tam o değil. Çekişmeli hakların edinilmesi yasal diye bir şey duydunuz mu hiç? Hasılı davaya iştirak. Eski haliyle. Ondan bahsediyor işte. Başka bir sınırımız. Dava sonucuna katılma yasağı. Mantığı şu, avukatın davayı şahsileştirmemesini temin ediyor. Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz diyor. Ücretsiz dava alınması halinde durum para yönetim kuruluna bildirilir. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde değeri parayla ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla bir de avukatlık asgari ücret tarifemiz çıktı karşımıza. Bu tarifin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilanın kesinleştiği tarihteki müddahabinin %10 ile %20'si arasında. Bir de bir %10, %20 aralığı bize verdi. Ama kararlaştırılmamışsa diyor. Değeri parayla ölçülemeyen dava ve işlerde yine avukatlık asgari ücret tarifesine yönlendiriyor bizi. Avukatlık ücret tarifesinin sonuncusu bu arkadaşlar. 3 Aralık'ta resmi gazetede yayınlandı. Hafızam beni yanıltmıyorsa rahatlıkla resmi gazete tarifesinde bulabilirsiniz. Bunu mutlaka bilmek zorundayız. Neden bilmek zorundayız? Yasaklar bizden demiş. Avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir ücret alamazsınız diyor. Dolayısıyla
Bir de vergi yükümlülüğümüz var bizim. Makbuz keseceğiz işte. KDV ödeyeceğiz, stopaj ödeyeceğiz. Vergi denetimine oradan tabi tutuluyoruz. Bu tarifenin altında ücret alamayacağınıza göre bu tarifenin altındaki bir ücrete makbuz da kesemezsiniz. Yasaklamış. Yasak doğrultusunda hem aradaki o eksik kalan vergiyle ilgili vergi hukukundan doğan sorumluluklarınız ortaya çıkacak. Vergi cezaları tayin ediliyor. Çok ağır şekilde. Maliye bizi çok ciddi denetliyor. Hem de dün disiplin hukukunu işlediniz. O noktada probleminiz olabilir. Şimdi asla şunu söylemiyor. Esasında kesinlikle ücret al diyor. Ama ücret almama hakkında var diyor. Fakat bunun için bir şart getiriyor. Ücretsiz iş yapacaksan bunu hangi baro levhasına kayıtlıysan o baronun yönetim kuruluna bildir diyor. Ben şu işi ücretsiz olarak yapıyorum. Dosyanıza girsin. Bir vergi sorunu yaşadığınızda bu ortaya çıkacak. Ücretsiz olduğu için makbuz kesmedim diye. Baro yönetim kuruluna bildirmemenin yaptırımı yine disiplin hukuku kuralları çerçevesinde karşımıza çıkıyor. Ama şöyle bir şey yok. Baro yönetim kuruluna bildirdiğinizde evet bu işi ücretsiz yapabilirsin ya da hayır bu işi ücretsiz yapamazsın gibi bir karar verilmiyor. Sadece bildirme şeklinde bir yükümlülük. Herhangi bir karara tabi değil. Mevla veya değerden bahsetti. Şu biraz önce sözünü ettiğimiz hukuki yardımın karşılığı mevla veya değer olacak dedi. Ama davanın konusuna katılmak gibi bir yasak ortaya koydu. Temsilen bir kooperatifin vekilliğini yapıyorsunuz. Ücretiniz olarak 100 tane daire yapıyor. Bu dairelerden biri avukata ait olacaktır gibi bir sözleşme yapamazsınız. Bu yasak. Ama o evin değeri oranında bir para koyabilirsiniz. Orada bir problem yok. Kooperatifin yaptığı dairelerden birini edinmeniz yasak. Davanın sonucuna katılamayacaksınız. Bir diğer sınırımız hukuki yardım. Para veya parayla ölçülebilen bir şeyse onun değerinin %25'ini aşmayacak. Aşan kısım geçersiz. Tavan oranımız %25, siz %30'dan yaptınız ücret sözleşmenizi. O %5'lik kısmı geçersiz oluyor. Sözleşmeyi tamamen geçersiz hale getirmiyor. Tabii sözleşmede bir kanuna aykırılık haliyle sözleşme yok hükmünde, niteliğinde değilse %25 oranında geçerli oluyor. Hocam, aşan kısmı kim isteyecek? Aşan kısmı kim talep edecek? Müvekkilini talep edebilir. İşte müvekkil adamla %30'la anlaşmışsın. %30'la anlaşmışsın. İşleyiş esnasında şimdi başlarken Soner sen mi söyledin? İlk düşmanımız müvekkil gibi. Yani hani esprili bir söz ama bütün gerçeği olduğu gibi yansıtıyor. Müvekkille en iyi geçen anınız bir kere size biloya gelip benim şöyle bir işim var. Aman işte tabir yerindeyse ocağınıza düştüm bunu hallederseniz bir tek siz halledersiniz dedi. Ondan sonra yavaş yavaş bir mesafe, bir soğuma. Hani evliliklerde uzun zaman geçtikçe sıkıntı doğuruyor ya, onun gibi bir ilişki. Önce size gelir müvekkiliniz, kazan yarısı senin yarısı benim der. %50 bak, %30'da değil, yarısı senin yarısı benim. Zaman geçer, parayı görünce ya işte sona doğru yaklaşıyorsunuz. %50 biraz fazla galiba avukat bey diye başlar. İyi tamam canın sağ olsun %40 olsun falan filan. Ya %5 de sana yeter ne yaptın ki noktasına kadar gider ya da hiç para vermeme noktasına. Ha bu noktada ne? Şikayetler, dava açmaları benden fazla para aldı falan filan. Müvekkil, iş sahipleriyle avukatlar artık bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Barolara bir sürü iş sahibi bu öğrenildi müvekkillerimiz tarafından. Baroya bildirimde bulunduğunda hemen bir disiplin soruşturması geçiriyorsun ya da dün işte öğrendiniz. Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunda hemen soruşturma için izin alınabiliyor. Ne olduğuna hiç bakılmaksızın. Soruşturma izni hemen verilebiliyor. Bunları yaşamak, bunlarla karşı karşıya kalmak yerine kitabına uygun. Ama kesinlikle sözleşme yapmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden %25'i aşmayacaksınız. Hiç kimseyle sıkıntı yaşamamak için şey tavsiyemdir. Müvekkil ödemedi. O sözleşmeyi icra takibine fon edebilir miyiz? Edebilirsin. Maksat icra inkar etsin, hemen icra tutar. İyi avukat böyle.
sözleşmeniz olduktan sonra sizi bu noktalarda da rahat edecek. Yoksa ne yapacaksınız? Avukatlık asgari ücret tarifesi dedi. Her yıl değişir bu arkadaşlar. Olmadı 1,5 yılda bir falan. Onun da bir usulü var. Makbuz keserken de baz alacağınız kriter o. Bu sözleşmeyi belirlerken de. Burada mesela açalım hemen. Ne bu ücret demek? Dava sonlandığı zamanki asgari ücret mi yoksa dava açıldığı andaki asgari ücret mi? Hukuki yardım konusu ne zaman olduysa o. Ha, ama sözleşmenizde şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Dava sonundaki asgari ücret tarifesinin 2 katı mesela. Ya da dava sonundaki davanın sonuçlandığı tarihteki avukatlık asgari ücret tarifesi de diyebilirsiniz. Düşünüyorsunuz 3 yıl sürecek. 3 yıl sonra burada belirlenen ücretten çok daha fazla artacak. İşte o sözleşmenin her şeyini siz belirleyebilirsiniz. Faiz hangi tarihe göre belirlenecek? Ücret hakkının doğduğu tarihten itibaren. Davanın sonunda alacağım dediysen davanın sonundan itibaren. Ama onların başka şeyleri de var. Şimdi ufak ufak oraya geleceğim. Şimdi açtım ve mesela kira sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması için 300 liralık bir meblağ öngörmüş bu tarife. 250 yapamazsınız arkadaşlar, yasak. Yaparsanız da 300 üzerinden makbuzunuzu kesmek zorundasınız. Asgari haddiniz 300. Çok eski zamanlarda bu avukatlık asgari ücret tarifesinin içindeki rakamlar içler acısıydı. Gün geçtikçe düzeltiliyor, iyiye doğru gidiyor. Hukuk usulü dersinde birinci grupta olanlar hatırlar. Serdar Bey mütemadiyen fikri haklardaki vekalet ücretini sordu. Ben de 1650 lira gibi bir miktardan bahsettim. Hiç azımsanacak rakamlar değil bunlar. Aklınızın bir kenarında olsun. Eğer hiçbir şeyi belirlemediysek arkadaşlar ve bir nizaya konu olduysa da kanun bize %10 ve %20 aralığında ama merci tarafından belirlenecek. Yetkili merci neresiyse bu ücretimizden kaynaklanan işte Sulh Hukuk Mahkemesi mi, Asli Hukuk Mahkemesi mi neresiyse oranın belirleyeceği bir aralık olarak öngörmüş bilirkişi incelemesine tabi. Bilirkişi orada muhtemelen bizim meslektaşlarımızdan birisi olacak zaten. Yaptığımız işte sarf ettiğimiz emeği göz önünde bulundurarak belki işte %10'u diyecek, belki 15'i diyecek, belki 20'si diyecek. Genelde alt sınırlardan verilir. Kendinizi hiç böyle bir davada taraf haline getirmemenizi, birilerinin takdirine bırakmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Başka bir tavsiye, buradaki sınırları da koyduktan sonra sözleşmede rahat etmeniz açısından şeyi biraz önce söylemiş, atlamış olabilirim. Sözleşme belli bir şekle tabi değil arkadaşlar. Sözlü de yapabilirsiniz, yazılı da yapabilirsiniz. Ama her zaman yazılı olarak yapmak sizi rahat ettirecek. İspat açısından rahat ettirecek bir husus. Bir kere bir maktu ücretin olmasını tavsiye ederim size. Hukuki yardımın adını koydunuz. İşin konusu diye. Bu hukuki yardımın karşılığı olarak maktu bir ücret, asgari ücret tarifesinde göz önünde bulundurarak. Örneğin 5 lira. Yanında da nispi bir ücret davanın sonucuna işte göre para ya da parayla ölçülebilen bir şeyse elde edilen hakkın maddi menfaat olarak elde edilen hakkın %20'si mesela. Asgari de 5 lira ve dava sonucunda müvekkil lehine elde edilen hakkın değerinin %20'si. Hem 5'i hem %20'yi alamazsınız burada. Hangisi fazlaysa onu alırsınız. Bunları sözleşmenizde açıkça yazmanızda fayda var ayrıca. Sözleşmenize şunları da yazabilirsiniz. İşte adının sözleşme olmasının avantajı orada. Yapacağınız hukuki yardımla ilgili işlerin masrafları olacak. Bu masraflara ilişkin avanslar alacaksınız. Asla masrafı kendi cebinizden yapmayın. Nasıl başlarsanız öyle gider çünkü. Bırakırlar size işte hatır gönül ilişkisiyle. Sen bunu hallet. Sonra hesaplaşırız. O sonra bir türlü gelmez ama. Gelse de hesaplaşamazsınız. Yani ona göre bir hesap olur iş sahibine göre ama
size göre bir hesap olmaz. Avans ne zaman ödenecek? Ne zaman haber vereceksiniz? Şehir dışında size mesafe olarak uzak bir yere gidiyorsanız. Efendim? Konaklama giderleriniz, yol masraflarınız, yemek paranız, o işi yapmak için, iş sahibine o hukuki yardımı sunmak için harcadığınız her türlü şeyin bir ücreti olabilir. Sözleşmenize şunu yazabilirsiniz. Avukatın bürosundan ayrıldığı, ayrı kaldığı, ayrı kalmak zorunda olduğu her saat için 500 lira. Mesela, neden olmasın? Hayır, var ütopik şeyler değil. Ben sözleşme yapıyorum. Sözleşme yaparken bütün, mesela şu şehir dışındakileri konaklama ile ilgili niteliklere kadar yazıyorum. Ne yazıyorum? Uçakla mı gideceğim, otobüsle mi gideceğim? Uçakla gidersem ne tip uçakla gideceğim? Boeing. Otobüsle gidersem ne tip otobüsle gideceğim? Şu an çok komik geliyor ama rahat etmem önemli. Ben ne kadar rahat edersem işimi o kadar iyi yaparım. Otelde mi kalacağım? Otelin standartları ne? En kötü ihtimal 4 yıldız olsun diye yazıyorum. Ya gittiğiniz yerde otel yoksa pansiyon falan olur. Hayır, onu işte o belirleyecek. Bunların hiçbirisiyle ben uğraşmıyorum arkadaşlar. Bütün biletlerimi alacak, rezervasyonlarımı yaptıracak ve bana bildirecek. Bana bu bildirimler gelmediği sürece ben o işe gitmeyebilirim. Sizin gibi avukatlar olursa biz çok para kazanırız. Ve haklı sebebim var. Şimdi o zaman son bir örneğinden hareket edeyim. Çok yakın bir geçmişte şu söylediğimiz niteliklerde birisi bir referansla bana ulaştı. Çalışma şekli benim çalışma şeklime çok aykırı, ücretle ilgili olarak. İşi halledin sonra bakarız. Kusura bakmayın ben böyle çalışmıyorum dedim. Aman efendim olur mu falan. Vallahi dedim benimle çalışmak istiyorsanız benim şartlarım bu. Şartlarımı kabul ederseniz ondan sonra birlikte çalışır mısınız çalışmaz mısınız ona bakacağız. Yok dedi kapattık. Aradan 2 gün geçti. Ben sizinle çalışmak istiyorum dedi. Şartımı kabul ediyor musunuz? Tabii. O zaman ben size bir sözleşme hazırlıyorum ve gönderiyorum başka bir şehirde. Bunu imzalayın, bana gönderin. Sözleşmede her türlü şeyi yazdım. İş Ankara'da olan bir iş. Avansı ne kadar? Benim o avansım biterse bana tekrar ne zaman avans gönderecek? Hangi hesabı havale edecek? İşimin sınırı, hukuki yardımın sınırı ne? Örneğin bir icra takibi yapın. İki tane çeke ilişkin. Çeklerin numarası belli arkadaşlar. İki tane çeke ilişkin icra takibi değil. Şu çeklerle ilgili icra takibi yapılması şu kadar ücret. Karşılıksız çek suç duyurusunda bulunması bu kadar ücret. Ya da falanca şirketle ilgili şöyle bir menfi tespit davası açmak. Şu kadar miktar. Ya da şöyle bir alacak davası, şöyle bir tazminat davası açmak gibi sınırını koyuyorum. Ücretin nasıl ödenecek? Hangi zamanlarda? Peşin mi? Taksitli mi? Rahatım. İşin başında rahat edince şimdi öyle de nitelikli bir ilişkimiz var ki. Böyle çalışmasak ne olurdu? Akşam 9'unda 10'unda arayacak. Avukat Hanım ne oldu? Ne oldu? İcra takibi. Nasıl yani? Ne yaptınız? Saat 9 hangi icra dairesi açık? Evet. Size şunu söyleyeyim bakın. Yaşayan meslektaşlarımız gece saatlerinde çok fazla aranıyoruz biliyorsunuz. Aklına ne takılırsa birisi ya da yanında birisi varsa yanındakini hava atmak için benim avukatım var arayayım diyor. Yanılıyor muyum? Şahit olmuşsunuzdur. Sözleşmesine hafta içi saat 18'den sonra kesinlikle aramayacak iş sahibi avukatı diyor. Hafta sonları sadece cumartesi günü ihtiyacı halinde 10 ile 12 saatleri arasında arayabilir. O saatlerin dışında da arayamaz. Sözleşme maddesi uymak zorunda. Ben seni aradım da ulaşamadım şudur budur. O saatte aradı. Görüyorsunuz telefonda. Sözleşmeye aykırı davranıyor. Açmamanız o telefonu haklı bir sebep. Başka bir numaradan arasa. Aa sen misin deyip hemen kapatabilirsin. Ya da ücretini ödemek koşuluyla. Hocam çağır. Sizin hiç müvekkiliniz var mı? Hocam. Kim gelir böyle yani?
Ben şahsen avukatım sizi tutmam. Hayırdır? Hayır. Benimle avukatlık sözleşmesi bir şekilde yapmak zorundasın. Neden biliyor musun? Bana geliyorsan zaten benim bir yeteneğimden dolayı, benim bilgimin yerinde olmasından ve yerinde kullanılmasından dolayı geliyorsun. O hukuki yardımı iyi verebileceğimden dolayı geliyorsun. Ve benim ücretim de sarf ettiğin bu hukuki yardımın ifasıyla ilgili emeğin karşılığı. Ben senden emeğimin karşılığını istediğim için sıkıntılı bir noktada oluyorsam, seninle zaten sıkıntı yaşayacağız diye resim baştan bellidir. Ben sıkıntılı hiçbir ilişkiden hoşlanmam. Sen hoşlanırsan senin 500 tane müvekkilin olsun ama benim 5 tane müvekkilim olsun. Ben paramın ne zaman geleceğini, ne zaman neyle karşılaşacağını bilerek yaşamaktan hoşlanıyorum. Hiç kimsenin esiri noktasına gelmiyorum. Bunu tavsiye ediyorum ne kadar uygularsan. Ne kadar çabuk uygulamaya başlarsanız o kadar rahat edersiniz yalnız. Bir tane müvekkiliniz olsun ama çok temiz, sağlam bir müvekkiliniz olsun. Sizin söylediğinizden anlasın, siz de neyle karşılaşacağınız diye. İnsanlar artık profesyonel çalışma ihtiyacı içerisindeler zaten. O bahsettiğiniz zihniyetler çok artık ortadan kalkmaya başladı. Bir şekilde ama 3 yıl sonra ama 5 yıl sonra benim söylediğim şekilde çalışmak zorundasın. Nitelikli müvekkil, çok müvekkilden daha iyidir. Yani mesleğim boyunca edindiğim tecrübe olarak size aktarıyorum. Uygularsanız rahat edersiniz. Nitelikli bir tane müvekkiliniz olsun ama 500 tane müvekkiliniz olmasın. Öyle meslektaşlarımız var ki dosyalarını yiyor, işte bundan 5000 lira alacağım var, bundan 500 lira, bundan 10.000 lira. Paralar üst üste yığılı ama sadece orada rakam olarak var. Her tarafı ünden dolu fakat ceplerini bir çıkarıyor, bomboş. 500 tane adam var orada. Ve şu noktaya geliyor bir süre sonra bu arkadaş, arıyor insanları. Hiç kimse artık onu aramıyor. Ya işte benim param vardı, ne zaman vereceksin? Bir versen de rahatlasak, bak ödemelerim var. Bu noktaya düşmek hoş değil. Bunu hepimiz yaparsak mesleğin niteliği daha çabuk noktaya çıkacak. Bir şey sorabilir miyim? Çok büyük davalar oluyor mesela özellikle doğuda. Çünkü yeni yeni yerleşim yerleri yapılıyor, yol yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Adamın arkasından geçiyor. 20 trilyonluk mesela bir hak var ortada. Burada kimse gel demez sana gel %20'sini verelim, %10'unu verelim. Asgari ücretin o %10'un bayağı altında ücretlerle çalışıyoruz. Mesela 20 trilyon bir davada 100 milyar alan avukat var. Ortada mesela Serdar Polat Bey'in avukatı var. O nasıl vergilendiriyor onu? Metin, şimdi şöyle bir şey var. %25 senin üst sınır. Böyle alt sınırın altında alıyor mesela. 20 trilyonluk bir davada 100 milyar alan avukat var. Davada 100 milyar zaten kamulaştırmalar için asgari ücret tarifesinde belirtiyor. En fazla 1200 lira falandır. Her halükarda o rakamın üstünde. Yüzde olarak hesaplama, yüzde sana sadece üst sınırın 25 diyor. İstersen o 20 trilyonun %25'ini de alabilirsin. Karşılıklı anlaşıyorsanız, bu bir sözleşme çünkü iki taraflı. İki tarafın da iradesine uygun olacak. %25'in senin üst sınırı. Bahsettiğin davada %2'ye düşsen de avukatlık asgari ücret tarifesini şey yapmazsın. İhlal etmiş olmazsın. Davanın değeri arttıkça biraz aşağı inmemiz mümkün ama üst sınırımız %26 yapamazsın mesela. Bahsettiğin davada böyle bir sorun yaşamayacaksın zaten. Biraz ben size tamam. Şimdi ücretimiz bütün bu bahsettiğim ücret bir kere yaptığımız hukuki yardımın karşılığı. Ama bunların dışında da bir takım ücretlerimiz var. Sadece adını söyleyerek geçeceğim. Bunu şu sözleşme kapsamında bahsettiğimiz ücretle karıştırmayın. CMK ücreti dediğimiz bir ücret var. Bu, onun da bir tarifesi var. Belirlenmiş tarifeye göre CMK görevini ifa eden avukata ödenen ücret. Bizim konuştuğumuz manada avukatlık ücreti değil. Adli yardım ücreti, adli yardım kurumunda görevli olan o müessesede görev yapanların aldığı ücret. Bunu da karıştırmayın bizim ücretimizle. Vekaletsiz iş görme neticesinde hak edilen ücret var. Bunu da karıştırmayın. Bir de yargılama gideri olarak karşı tarafa
yüklenen avukatlık ücreti var. Bu da bizim avukatlık ücretimiz kapsamında değil arkadaşlar. Şimdi size sözleşmeyi yaparken taraflarından birisi, şu tavsiyemi unutmayın yalnız. Mutlaka almasanız bile, şu maktu ücreti almasanız bile sözleşmenizde 1 lira, 1 liradan aşağı olmamak üzere %10, %15, 25'i aşmayacağız. Bunları belirtin mutlaka. Sözleşmede adını koyduğunuz zaman rahat edeceksiniz çünkü. Şimdi size sözleşmeyi kurarken bir de ne dedim ben? Bir tarafa avukat dedim. Bu biziz. Avukatın niteliğini saydık. Karşı tarafında da iş sahibi var dedim. Gerçek kişi olabilir, tüzel kişi olabilir, birden çok kişi olabilir vesaire falan dedim. Birden çok kişiyle karşı karşıya olursak bunların sorumluluğuyla ilgili kısaca şunu söyleyebilirim. Hepsi müşteriyken ve müteselsinden sorumlu arkadaşlar. Müşteri ve müteselsi sorumluluğunun hükümlerini biliyorsunuz zaten. Hepsine birden gidebilirsiniz. Öbürleri diğerlerine rücu eder. Yaşadığımız sorunlardan birisi avukatlık sözleşmesi ve sözleşmenin en önemli unsuru olan ücretle ilgili. Davayı alıyoruz, başlıyoruz. Gayet güzel sözleşmemiz de var. Her şeyin adını koymuşuz. Müvekkilimiz bakıyor ki işte hani başından %50, %50, yarısı senin, yarısı benim diye. Miktar öyle artmaya başlıyor ki bir yandan da artık iş sahipleri davalarını takip ediyor zaten. Siz bilgi vermeseniz de ne durumda? Biliyorlar. Anında öğrenmeseler de 5-10 gün arayla öğreniyorlar. Davanın değeri yükselmeye başladıkça parasını neden bir başkasıyla paylaşsın gibi bir güdü onu dürtmeye başlıyor. Ve gidiyor karşı tarafa diyor ki gel biz seninle aramızda anlaşalım. Avukata yoksa para vereceğiz. Halledelim bu sorunu aramızda. Ne kadar? 3 trilyonluk bir sonuç. Avukata o kadar vereceğine gider adamla 2,5 trilyonla nakit olarak hallederler mesela. Her şeyi örnek üzerinden söylüyorum. Avukattan da kurtulur. Parası da çok çıkmaz. Çünkü avukat kalmaya devam etse işte vergisi, şunu, bunu, masrafı vesaire adamı mesela 2 trilyon kalacak. 500 milyarın derdinde o adam. Karşı tarafla anlaşıp bizi zor durumda bırakabilir. Bizim bilgimiz dahilinde müvekkilimiz karşı tarafıyla anlaşacak olursa, sulh yoluna gidecek olursa bizim ücretimizden her ikisi birlikte sorumlu arkadaşlar. Bunu nasıl ispat edilecek? Ödemeyi mesela böyle bir para banka kanalıyla yapılır. Sizinle irtibatı kesti. Davaya siz devam ederken bir baktınız ki birisi geldi, ödedik dedi. Ya da müvekkiliniz geldi, ben davamdan feragat ediyorum. Beyanı aldım. Durup dururken hani parçaları birleştireceksiniz. Detaylarını şu an çok anlatabilecek kadar vaktimiz yok çünkü. Sonucu böyle bir anlaşma noktasına geldiğinde siz ücretinizi her ikisinden de müvekkilinizden de karşı taraftan da yine müşterekken ve müteselsinden sorumlu olduklarını bilerek alabilirsiniz. Her ikisi de birlikte sorumlu arkadaşlar. Bir diğer başlığımız hapis hakkımız var. Şu niyeyi şuradan çıkaralım. Ücret sözleşmemizi yaptık avukat olarak X'le. Ücretimizin adı belli. Ne zaman ödeyeceği de belli. Burada yalnız şeye dikkat edeceksiniz. Hani sözleşmeyi karşılıklı irade doğrultusunda istediğiniz şekilde düzenlemeniz mümkün dedik. Ücretinizi taksitlere bölebilirsiniz. Mesela 3 taksite gördünüz. 5.000 lira alacaksınız. Vekaletname ile birlikte 2.000 lirası peşin dediniz. Temsilen söylüyorum. 2.000 peşin. Kalan 1.000 lira da 3 ayda bir dedik. Davanın niteliğine göre onları siz belirleyebiliyorsunuz. 1.000, 1.000, 1.000. Bunların tarihleri geldi mesela. Ödeniyor. Ve yaptığımız işten dolayı bir icra takibi olduğunu düşünelim. Parasını aldık bunu. Elimizde parası var. Aslında direkt şöyle yapalım. Elimize parası geçti. Bu paranın üzerinde muaccel olmuş alacaklarımız doğrultusunda
yani. Şey peki, ahsu kabza etkisi vermemişse? Ahsu kabza etkisi vermediyse zaten elinde hapis hakkına konu olabilecek bir paran yok. Ama ahsu kabza etkisi vermeyen, ben şahsen, yine benimki biraz uçta, bana ahsu kabza etkisi vermeyen iş sahibiyle çalışmam. Ha, kafasında demek ki bir şey var. Bir kere avukatla müvekkilin arasında güven ilişkisi baştan itibaren oturmuş olmak zorunda arkadaşlar, bana göre. Bir güvensizlik hadisesi varsa sıkıntı yaşayacaksınız. Hem emek sarf edip hem o kişinin hakkını alması için çok ciddi uğraşırken hem de güvensizlikle karşı karşıya kalmak doğru değil. Miktarlar çok büyükse ne zaman alınacağını siz biliyorsunuz. Bilgiyi siz veriyorsunuz. Müvekkilinizle birlikte gidersiniz. Orada alırken anında ibram verdiğinizi de hazırlarsınız. Şu kadar ücret çekilen şu paradan alınır. Ya da X'ten işte ücretiniz olan şu para tarihi bu olmasına rağmen mesela 3 gün geçti, 5 gün geçti. Şu tarihte alalım. Belgenizi hazırlarsınız. Onunla birlikte aldığınızda müvekkiliniz de tek başına gitmeyecek. Çünkü miktarlar çok büyükse bir de siz o müvekkilinize güvenlik koşulları sağlamak gibi hem fikirler üreteceksiniz hem de yardımcı olacaksınız. Hapis hakkını kullanabilirsiniz ama hiçbir hak hakkın aşılması suretiyle kullanılmaz. Hapis hakkında da oranlı kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Birincisi şuna dikkat edeceksiniz. Alacağınız daha muaccel olmamış. Vadesi gelmemiş paranızın ama elinize para geçti. Siz bu parayı daha sonra alacağınızı sözleşmenizin başında söylemenize rağmen hazır para gelmişken ben 2000'i zaten almıştım, şu 3000'in hepsini de alayım, geri kalanını müvekkile veririm dediğiniz zaman sıkıntı yaşarsınız. Bir, şikayetle başlar. İki, aldığınız paranın toplam alacağınızın mesela %10'uysa bu aldığınız para, hapis hakkı kullandığınızda %10 oranında olacak. Oranlamayı yapacaksınız, oranlı kullanacaksınız. Hani önce bana, önce bana, hep bana şeklinde bir anlaşma sizin sözleşmenizin niteliğini ihlal edecektir zaten. Bir kere sözleşme hukukunu alt üst ettiniz. Aranızda bir sürü dava çıkacak. Siz kendinize daha önceden fazladan para geçirmiş olacaksınız. Ben bu parayı işletseydim şu kadar para kazanırdım mantıklarıyla falan davada açabilir. Bana göre çok uzun vadede değil, kısa vadede. Dün Salih Hanım size disiplini anlattı. Disiplin hukukunun dışında sorumluluk, tazminat davalarıyla karşılaşacağız. Artık müvekkiller gidip avukatları, iş saatleri gidip sadece şikayet etmekte kalmayacak. Bir de sorumluluğum var, bana para öde noktasına gelecek. O yüzden bunlara dikkat etmemiz lazım. Avukatın alacağı arkadaşlar her halükarda bir de rüçhanlıdır. Sıra cetvellerinde falan o icraat iflas kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla öne geçiyorsunuz. Bunu asla unutmayın. Öncelikle avukat ücretini alacak. Şimdi icraat iflas dersi de gördünüz. 166'nın çok önemli bir maddesi var. Bunu size okuyorum. Bu hem icraat takip eden avukat olduğunuzda ya da aradan çıkarılmış avukat olduğunuzda mutlaka dikkat etmeniz gereken bir şey. Bir ilanın cebri icra yoluyla infasına girişildiğinde icra dairesi takip talebinde bulunan tarafın ilanda adı yazılı olan avukatına icra emriyle aynı zamanda düzenleyeceği bir bildiriyi giderek takip talebinde bulunandan alınmak suretiyle derhal tebliğ eder. Bu bildiri tebliğ edilmedikçe icranın sonraki safhalarına geçilemez. Bir ilan var. Ben bir müvekkilimi temsil ederek bir ilan almışım. Yazıyor. Davacı değil. Davacı falanca vekil avukat Zeynep Bahadır. Ondan sonra ben şartların hati geldi ya. Lanet olsun dedi. Başka birine gitti. Bana çok para verecek. Daha az para vereceği birini buldu. İlanı avukat metni icraya koydu. İcra müdürü hemen bana bir tebligat çıkaracak. Bu ilanın icraya konulduğunu bildirecek. Bu icra müdürünün işi ama icra takiplerinde biliyorsunuz hani icra müdürünün, icra memurunun bütün işlerini biz takip ediyoruz. Böyle bir takip açacaksanız bir kere mesleki dayanışma, meslek kuralları.
Diğer tarafa bildirimi yapacaksınız. Yasal olarak da bir yükümlülük. Yapılmadı böyle bir şey. Müdür atladı. Siz talep etmediniz. Diğer taraf olarak, yeni avukat olarak. Hacizler yapıldı, satış aşamalarına, şunlara bunlara falan gelindi. Sırf bu atlandığı için yaptığınız bütün işlemler ortadan kalkacak arkadaşlar. Bu arada kimler zarara uğradıysa bu zararı müvekkiliniz ödeyecek. Ondan sonra söylediğim tazminat hükümleri doğrultusunda sizden bu paraları alacak. Çünkü hukuku bilen kişi biz olmak zorundayız. Davalının vekilinin parası ödenir mi? Davalının vekilinin parası ödenir mi derken? Çok böyle soyut oldu. Davacı sizdiniz ya. Sizi terk ettiler, bana geldiler. Orada bir de davalı var. O davalının vekilinin alacağı da söz konusu edilebilir mi? Var, hayır. Onun da bir ücret alacağı varsa söylediğim ilişki. Orada davacı davalı kavramına takılma. İlanda adı belirtilen vekilden bir başkası takibi yaptıysa ya da müvekkil direkt takibi yaptıysa icra müdürü şu ücret sözleşmesinde bahsettiğimiz parasını alamamış olma ihtimaline binaen mutlaka bildirim yapıyor. Almadıysan bak burada bu alacak, senin hak ettiğin bu alacak tahsil ediliyor. Rüçhanlı da hakkın var, gelemen buraya müracaat. Ha böyle bir tebligat yapıldı ama avukat o ilanda adı yazılı avukat alacağı ücreti aldı, böyle bir problemi yok. O zaman sıkıntı yok. O anlamda sormadım bir şey. Karşı tarafında mahkeme kararında bir ilan alacağı karşı taraf takip, hayır karşı taraf takip etmediyse işte yok. Özür dilerim, karışmak anlamında söylemiyorum. Dava, diyelim ki dava kısmen kabul kısmen red. Evet. Sizin demek istediğiniz bu. Reddedilen kişinin içinde borçlu vekil gözüken kişinde bir vekalet ücret hakkı var. Evet, aynen. Bu işlem ona yapılmaz. Onun da ayrı bir icra takibi yapması gerekir. Kendisi takibi var. Avukatlık ücretleri birbirleriyle takas mahsup olmaz arkadaşlar. Senin bahsettiğin karşı vekalet ücreti. Evet, ben burada istiyorum. Karşı vekalet ücretinden bahsetmiyorum. Asıl sözleşmeye konu olan ücretinden bahsediyorum. Tamam. Hazır yeri gelmişken yargılama sonucunda yargı merceği tarafından karşı vekalet olarak, karşı vekalet ücreti olarak hükmedilecek bir ücret de var. Davada haklı çıkan tarafın kendisini bir vekil ile temsil etmesi durumunda ona şu söylediğimiz avukatlık asgari ücret tarifesine göre bir ücret veriliyor arkadaşlar. Bu ücrete yargı merceği hükmediyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi avukatlık asgari ücret tarifesine buradan bağlayayım. Avukatlık asgari ücret tarifesinin bir üçüncü maddesi var arkadaşlar. Alt sınırın bu sözleşmede ilgili konulara göre belirtilen rakam olduğunu, üst sınırında bunun 3 katına kadar çıkabileceğini söylüyor. Uygulamada biz de asgari ücret tarifesinde, avukatlık asgari ücret tarifesinde alt sınırda ne diyorsa 10 liraysa o işin bedeli 10 liradan hükmedildiğini görüyoruz. Benim sizden başka bir ricam daha var. Mesleğe başladığınızda burada yargı mercine bir takdir hakkı verilmiş işte. Davayı kaybeden taraf davayı uzatmış mı? Davada haddi aşan davranışlarda mı bulunmuş? İşte birkaç gündür münasebetsiz evrak hukuk usulü 78'i çok sık duyuyorsunuz. Bu tarz evrakları mı olmuş? ya da benzeri şeyler, takdirde değerlendirilebilecek hususlar. Bunları göz önünde bulundurarak, hele ki böyle şeyler kesinlikle varsa, 3 katına kadar olan o takdir hakkının kullanılmasını sağlamaya çalışın. Hakimlerin anlayışında kırmamız gereken kurallardan birisi. Hiç bakmadan, yani 2 yılda bitecek davanın 5 yıla çıkmasına neden olmasına rağmen yargı mercinin hakimi tutar mutlaka sadece avukatlık asgari ücret tarifesindeki miktardan verir. O 3 katı hakkınızı kullanmaya çalışın. Aldığınız işi hukuki yardım dedik ya, sözleşmenin konusu olan hukuki yardım.
O sizin aldığınız iş arkadaşlar. O aldığınız işi davanın sonuna kadar takip etmek zorundasınız. Ama Azil gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Azil ne? İş sahibinizin, vekilliğini üstlendiğiniz kişinin ben bu avukatta çalışamıyorum. Bu avukatın artık bana bu hukuki yardımın temini konusundaki vekilliğine son verilmesiniz diyor. Hemen noterden gönderir zaten. Biliyorsa şu tarihte, şu yevmiye numaralı, şu noterden düzenlenen vekaletiniz sona ermiştir. Siz avukatlıktan azlediyorum gibi bir şey gönderir. Bu size elinize tebliğ olur. Ya da size daha önce verilmiş olan tüm vekaletlerden azlediyorum gibi genel bir ifade de kullanabilir. Ya da sizin avukatlıktan çekilme gibi bir durumunuz ortaya çıkabilir. Çekilme hakkınız var zaten. Ben bu kişinin işini daha fazla yürütemeyeceğim. Nedenlerini bildirebilirsiniz, bildiremeyebilirsiniz. Bu iki durum ayrı olmak koşuluyla aldığınız işi sonuna kadar takip etmek zorundasınız. Aldığınız işi safsaklamanız, takip etmemeniz vesaire durumlar sizin Azil gibi bir konuyla karşı karşıya kalmanız anlamına gelir. Azil de Azil'in haklılığını ve haksızlığını dikkate almamız lazım. Mesela avans almışsınız. İş sahibiniz, karşınızdaki X sizden bu avanslarla ilgili harcama dökümü istiyor. Bugün bildiririm, yarın bildiririm. İşte ücret almada sıkıntınız varsa adına masraf diyebiliyoruz bazen. Bu şekilde çalışan arkadaşlarımız da var. Bugün bildiririm, yarın bildiririm. Aradan 2 aylık bir zaman geçiyor. İş sahibi noterden bir ihtarname çekiyor. Sizden 2 aydır istediğim avans dökümünü, harcamalarınızın dökümüyle ilgili bildirimi bana yapmadınız. İş bu ihtarın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde yapmadığınız sürece sizi avukatlıktan azledeceğim mesela. Siz onu da yapmadınız. Adam bunlara dayanarak azli yaptı. Üstünüze düşen bir şeyi ki müvekkilin burada iş sahibi size avans veren kişinin sizden herhangi bir talebi olmadan arada bildirimde bulunmanız lazım arkadaşlar. Bu sizi rahat ettirir. En kötü ihtimaliyle davanın sonunda avans çünkü ücretin dışında 300 lira aldınız, 150 lirasını harcadınız. Kalan 150 lirayı iade etmek zorundasınız. O ücretiniz değil. Ayrıca o avans üzerinde hapis hakkını falan kullanmanız da risk oluşturacaktır. Yine o oran kısmını hatırlayın. Bu noktada sizin azliniz haklı. Ücret bu azilden dolayı kalan ücretinize hak kazanmamak gibi bir ihtimaliniz var. Çünkü işi safsaklamışsınız. Ama azil haksız. Azletti müvekkiliniz sizi. Dedi ki yani işte ben de senin kaşlarının çok gür olduğunu fark ettim. Senle bakışırken bana çok sert baktığını düşünüyorum. O yüzden bundan da hoşlanmıyorum. Seni azledeceğim mesela. Bu haksız bir azil. Böyle bir azil noktasında işin başındaysanız da sonundaysanız da hiç fark etmez. O sözleşmede ücrete ilişkin hükmünüzde ne ücret belirttiyseniz tamamını almaya hak kazanmış vaziyettesiniz. Çünkü azil haksız azil. Ama bunlar davalara konu olduğunda işte bunları ispat size ait bir şey. O nedenle bütün düzeniniz işte büro yönetimi Salih Hanım anlatacak zaten. Bildirimleriniz, işinizi takip etmeniz, işinize sahip çıkmanız, her şeyinizin nizamlı olması sizi rahat ettirecektir arkadaşlar. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii. Azil'in haklı olup olmadığını hangi mahkeme kararı bağlayacak? Bir de dün soru sormuştum, cevabını da alamadım, size söyleyeyim. Tamam. Vekalet ilişkisinin muhafız hakkı anlatılırken şey dedi hocam, ben öyle anladım. Eğer ücret verilmemişse avukat dava hakkında, dava sonucu hakkında, davanın aşamaları hakkında bilgi vermekten kaçınabilir dedi müvekkile. Ben de böyle olmadığını biliyordum. Bunu açıklamak istedim. Bir daha söylemek İki sorun var. Birincisi bu Azli'nin haklı olup olmadığı. Azli bir kenara bırak. Şu önceki mi geldi?
Şimdi hapis hakkında davanın aşamaları sonuçlanmış ve sonuçlanmamış aşamalar hakkında sonuçlar vekalet ilişkisinde vekil müvekkile bilgi verme yükümlülüğü var. Evet. Bu bilgi verme yükümlülüğünün karşılığı ücret değil diye biliyorum. Yani ücreti verilmemiş olsa bile avukat bilgi vermekten kaçıramaz diye biliyorum. Siz nasıl bilirsiniz? Doğru biliyorsun. Ben de öyle biliyorum. Yani ikisini birbirine karıştırmayacağız. Bir kere ücretinizi almıyorsanız ücretinizi elde etmenin yolu bana ücreti efendim? Ücretinizi almanın yolu işte bu tarz yükümlülüklerinizi ihlal etmek, iş sahibini bir köşeye sıkıştırmak falan değil. Zaten şu an hani düz mantıklı, hukuk mantığı dışında bile gittiniz. Az önce ne dedim? Bütün iş saatleri işleriyle ilgili bilgi edinebiliyorlarsa bir mesaj sistemine kaydolmaları bile bunu sağlıyor. Bu sizin meslek kurallarının ihlaliniz noktasına gelecektir. Ha, ücretini alamıyorsan ne yapabilirsin? Hapis hakkı kullanabileceğin bir mevla varsa elinde, bunun üzerinde oranlı olarak hapis hakkı kullanabilirsin. İhtar çekebilirsin. Ücretimi ödemediğin takdirde ben bu işten çekileceğim. Avukatlıktan vazgeçeceğim. İkinci sorum. Azil'in haklı olmadığı hakkındaki uyuşmazlığı hangi mahkeme kararı bari? Bu mahkeme aşamasındaysa herhalde davanın görüldüğü mahkeme de örneğin icra takibinde falan ne olacak? Miktarına göre genel mahkemede gideceksin oraya. Dün yanılmıyorsam o sınırları gördünüz. O miktara göre ücretinizin konusu ne kadarsa genel mahkemeden görüyor. 7780 gibi bir rakam diye biliyorum. Sulh ve asliye ayrımı genel mahkemeye gidiyorsun. Karşı vekalet ücretleriyle ilgili olarak uyuşmazlıklarda o vekalet ücretini hükmeten mercide görülüyor. Efendim? Masraflarla ilgili yani yapacağımız işin ya dava sırasında işte temiz masrafı, dava açma masrafı, tedarik iş masrafı, emlak iş masrafı. Bu masrafı yapılması gereken işleri yapmayı ihmal ettiğimiz durumda karşılaşmamız olası olan disiplin sorumluluklarından kurtulmamız anlamında masraf verilmedi yapmadım dememiz tek başına yeterli olacak yoksa bunun açıkça sözlükle kararlaştırılmış olması gerekli mi? Şimdi orada bildirim yükümlülüğümüz ortaya çıkıyor. Sözleşmede mesela sadece şunu söylediniz. İşin bütün masrafları iş sahibi tarafından verilecek dediniz. Evet. Ama ne kadar zamanda verilecek, kaç para verilecek söylemediniz. Siz sözleşmeyi koymasanız da tebligat adresi şu şekilde sınırlı. Size iş sahibinin verdiği vekaletnamede hangi adres varsa orası tebliğ adresi. Bildireceksiniz, iktidarda bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki davanız şu aşamada, karar verildi. Karar sizin lehinize değil, temiz edilmesinde hukuki yararınız var. Fakat temiz edilmesi bir masraf gerektiriyor. Bu masrafı 3 gün içerisinde göndermeniz. Göndermediğiniz takdirde temiz etmek istemediğiniz sonucuna varıldı diye bir bildirimde bulunacaksın. Bu bildirimi noter aracılığıyla yapabilirsin. Adi bir yazılı bildirim, mektup suretiyle yapabilirsin. Ama şuna dikkat edeceksiniz. İşte dönüp dolaşıp bunlarla ilgili bütün sorunlarda ispat sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaksınız. Normal bir zarfa koydun mesela. Tebligat zarfı mantığında düşün. Zarfın içinde ne var? Mahkemenin işte kısa kararı, sizin yazdığınız bilgilendirme yazısı ve işte nereye parayı yatırması falan. Bunları tek tek içine yerleştireceksiniz. Zarfın üstüne de bu zarfın içerisinde bu biraz önce söylediğim belgelerin olduğunu yazacaksınız mesela. Sonra o zarfın da fotokopisini çekip altına hepinizin bürosunda çok iyi bürolarımız olsun tabii de bir sekreteriniz mutlaka olacak kalabalık olmasanız da. Bir tutanağın altına alabilirsiniz. Ama şimdi temizle ilgili şöyle bir şey var. Aksine bir kararlaştırma olmadığı sürece hani ücret vesaire ile ilgili mesela hukuki yardım bir ücret. O hukuki yardımın neticesinde alınan kararın temiz edilmesi ayrı bir ücret. Bu ücret ödenmediği sürece temiz edilmeyecek falan gibi bir hüküm koymadınız. Avukatlık kanunu işin sonuna kadar
takip edileceğinden bahsediyor. İşin sonuna kadar takibi ne demek? Temize de gideceksin demek. Bunu yapmadığınız zaman işte o disiplin hukuku hükümleri doğrultusunda sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Riske atmamak adına kendinizi masrafı da yapmak zorunda kalabilirsiniz. Aksi halde hem suç duyurusu hem disiplin soruşturması. Ama bunlarla ilgili bildirimde bulunacaksın. Zamanları makulse, daha karar yazılmadı. Daha tebliğ edilecek de 15 günlük süren var mesela. Sen hemen duruşmadan çıkar çıkmaz. Ara kararıyla birlikte gönderdin. Arada bir ay var. Hiç de çıkmadı. O zaman sıkıntı yaşamayacaksın. Onlarca hatta yüzlerce dosyanın olduğu hani bürolarda her dosya için bir davada 5-6 defa söylenen masraflar çıkıyor. Bunları tek tek hani tarafa işte o yüzden başında sözleşmenize İşin bütün masrafları iş sahibi tarafından karşılanacak masraf avansı olarak 500 lira alınmıştır. Bunun yetmemesi halinde yeniden bildirimle ücret yatıracaktır. Baştan, şimdi hukukçu olan sizsiniz. Bir davayı açarken ne kadar para lazım? Aşağı yukarı kestirebiliyorsunuz. Aşamalarda ne kadar paraya ihtiyacınız var biliyorsunuz. Onun adını koyabilmeniz mümkün. Ha, başında belki 1000 liraya ihtiyacınız var da 1000 lirayı hemen ödeyemez. Masraflar da zaman içerisinde doğacağı için 1000 liralık avans ödeme yükümlülüğü var. 500 lirayı ayın 14'ünde ödeyecek. Kalan 500 lirayı da Şubat'ın 14'ünde ödeyecek. 1 Ocak'ın 14'ü, 1 Şubat'ın 14'ü. Vermediği zaman o onun sıkıntısı. Selçuk. İş sahibi haklı olarak avukat azil ettiğinde azilden önceki avukata verilen ücretleri iade yükümlülüğü var mı avukatın? Ay yaptığı işin karşılığı oraya kadar bir iş yaptıysa ama şu var, ücret kararlaştırılmış, peşinden de ödenmiş vekaletle birlikte bir davayı açması için yapılmış. Sabahtan idare hukuku gördüm. Sürelerin önemini biliyorsunuz. 30 gün 60 gün kaçırdığınız zaman bitti. Yeniden yaratabilmeniz de mümkün değil. Böyle bir hukuki yardım içeren sözleşmeyi yaptınız. Peşinden de aldınız fakat davayı açmadınız.